Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoya başlıyoruz. Öncelikle bu videoda neler var? Doğal sayılara bir giriş yapmıştık. Detaylı olarak öğreneceğiz. Sayma sayıları da aynı şekilde ve bu sayı türlerinin işlem özelliklerine bakacağız. Doğal sayılar nelerdi? Sıfırdan sonsuza kadar. Sayma sayıları ise birden sonsuza kadar giderdi. Sevgili arkadaşlar, doğal sayılarını ve sayma sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösterebilirsiniz. Evet. Bunlar alt sınırları olan, mesela doğal sayılar olarak baktığımızda alt sınırı sıfır, sonsuza kadar giden, sayılabilir, sonsuz elemanlı ve alttan sınırlı sayı kümeleridir. Doğal sayma sayılarına baktığımızda alt sınırı var, birden başlıyor, sayılabilir, alttan sınırlı, sonsuz elemanlı bir sayı kümesi. Peki işlem özellikleri nelerdir? Mesela kapalılık dediğimiz özellik nedir? Diğerlerini az çok biliyorsunuz ama kapalılığı özellikle açıklayalım. İki elemanı, mesela doğal sayılarda toplama işlemine göre kapalılık var mıdır? Doğal sayılar kümesinden bana iki tane eleman söyleyin. 3, 5. Toplayın bunları. 8. Topladığınız zaman elde ettiğiniz sayı yine doğal sayılar kümesinde var mı? Var. Bunun aksi bir örnek verebilir misiniz? Yok. Doğal sayılar kapalıdır. Yani toplamı uyguladığınızda yine aynı kümeye ait bir eleman buluyorsanız o özelliği gösterir. Mesela doğal sayılar kümesi toplamaya göre kapalıdır ama çıkarmaya göre değildir. Çünkü 3'ten 5'i çıkardığınızda eksi 2 elde ediyorsunuz. Eksi 2 doğal sayılar kümesinin bir elemanı değil. Öğretmenim ama 5'ten 3'ü çıkartırsak bunun bir önemi yok. Önemli olan her şekilde sağlaması, bir tane bile sağlamayan bulursanız iptal. Toplamada kapalı, çıkarmada kapalı değil, çarpmada kapalı. 3 kere 5 15, 3 kere 7 21, bölmede kapalı değil. Gelelim değişme özelliğine. Genellikle zaten toplama ve çarpma özellikleri sağ varken çıkarma ve bölme gıcıklık yapar. Değişme özelliği A artı B, B artı A'ya eşittir. Eşittir. Değişme özelliği 3 artı 5, 5 artı 3 ama 3 eksi 5 ile 5 eksi 3 değil. Değil. 3 çarpı 5, 5 çarpı evet. 3 eşit ama değil. 3 bölü 5, 5 bölü 3 farklı 4 bölü 0, 0 bölü 4. Saçma olur. Peki etkisiz elemana geliyoruz. Doğal sayılarda toplama işlemin etkisiz elemanı var mıdır? 0 vardır. 0. 4 artı 0 ya da 0 artı 4. Her ikisi de 4'ü veriyor. Etkisiz elemanı vardır ve 0'dır. Peki gelelim çıkarmaya. Çıkarmada etkisiz eleman yok. Öğretmenim ama 4 eksi 0 4 oluyor. Evet ama etkisiz elemanın var olabilmesi için işlemde tersinin de olması lazım. Yani 4 eksi 0 4 ama 0 eksi 4 diye yazarsam olmuyor. O yüzden kabul etmiyoruz. Evet. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz aslında. Etkisiz elemanı inceleyebilmemiz için değişme özelliğinin olması lazım. Evet, evet, evet. Değişme özelliği var mı çıkarmada? Yok. O zaman bir kere bölmede de değişme özelliği yok. Onda da etkisiz eleman yok. Çarpmanın etkisiz elemanı? 1. 7 kere 1 7, 1 kere 7 gene 7. Ters eleman konuşalım mı? Hayır. Peki. O yüzden burayı yazmadım özellikle. Peki şimdi doğal sayılarda örneklere başlıyoruz. 12 eksi 3'ün ifadesi bir doğal sayı belirttiğine göre en fazla kaç olabilir? 4 versek. 12 eksi 12. 0. 5 versek. Sağlamıyor. Yani en fazla kaç dedin ya. 5'te vermek istiyorum şu anda. Ama 5 verdiğim zaman sonuç ne oluyor? Negatif. Negatif oluyor. Ben ne arıyorum? İfadenin doğal sayı olması için 0 ve 0'dan büyük olmasını istiyorum. Aslında şöyle dememiz gerekiyor. Bu söylediğini dile, matematik diline dökmemiz gerekiyor. Demek ki 12 eksi 3'en büyük eşittir 0 olacak. Güzel. Elin zaten tam sayı olması gerektiğini biliyor. Mesela 23 bölü 2 de sağlıyor bu şart ama onu alamayız. 12 büyük eşittir 3'en, 3'e böl 4 büyük eşittir n. N sayısı en çok kaç olabilir? 4. 4'ten küçük değerlerde kabul edilebilir. Peki A ve B doğal sayı vardır. A artı B 8 koşulunu sağlayan kaç farklı A değeri vardır? Söyler misin Engin hocam? Hocam A ve B doğal sayı dediği için burada sıfırın olabileceği çok çok önemli. 0'a 8, 1'e 7, 2'ye 6, 3'e 5 nokta 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 ve 8'e 0. Yani anlayacağı kaç değer var? 9. Peki ÖSYM'yi nasıl tersi yatırır? Öğrenciye bunu sormak yerine şunu der aniden. Peki sayma sayısı olsaydı cevap kaç olacaktı? Sıfırlar gideceği için 9'dan 2 çıktı 7. Heh. Öğrenci burada genelde bir düşüğünü alıyor. Sıfır gideceği için 8. Hayır. 0'a 8 de gidecek, 8'e 0 da gidecek. Dolayısıyla sonuç 7'ye düşecek. Bir de A ve B birbirinden farklı derse? O zaman 4'e 4'ü de alamazsınız. Burada Engin hocamın bahsettiği gibi ara detay cümleler çok önemli. A ve B farklı mı? 4'e 4 alamam.
A veya B 0 olabiliyor mu? 0'a 8, 8'e 0 alabilirim gibi. Peki. Ama bu haliyle sorunun cevabı 9. Onu da unutmayalım. Peki. X ve Y sayma sayılarıdır. X artı Y 13 olduğuna göre X, Y çarpımının alabileceği en büyük değer ve en küçük değer. Sorunun başında bu soru sayma sayıları değil de doğal sayı deseydi sonuç başka çıkacaktı. Sayma sayı dediği için başka çıkacak şu an. Sayma sayısına evet. göre çözelim. Çarpımlarının en yüksek değerini istiyor. Bir bilgim yok. 1'e 12'yi bir deneyelim. Birkaç tane. Buradan başlayabiliyorum. Çarpımları 12 olurdu. 2'ye 11 olsaydı çarpımları 22 artıyor. 3'e 10 olsaydı çarpımları 30 artıyor. Yorum yapmak ister misiniz? 6'ya 7 olsaydı çarpımları 42. Hatta şuraya 5'e kaçtı? 8 diyelim, 40. Hala artıyor. 6'ya 7 deseydi 42. 7'ye 6 olursa yine 42. 8'e 5 olursa gene 40. Dur. Bir yerde maksimuma ulaştı. Sonra düşüyor. Şimdi bunu gözlemleyebilirsiniz de. Şu anda öğrenip ondan sonra kendiniz uyarlayabilirsiniz de. Hemen söyleyelim. Toplamları sabit olan sayılarda sayılar birbirine ne kadar yakın olursa çarpımları o kadar yüksek Harika. Olur. En yakın hali 6'ya 7'dir ve çarpımları 42. Sayılar birbirinden ne kadar uzak olursa çarpımları o kadar düşük olur. En uzak hali 1'e 12 ve çarpımları 12. En büyük 42, en düşük 12. Hadi gel Engin hocam, sayıyı değiştirelim. Mesela x artı y, bunlar bu arada doğal sayı doğal olsun. Doğal sayı olsun, 12 olsun. En diyelim. X artı y 21. Hadi en yüksek ve en düşüğü söyle. Şimdi sizin sonuç olarak çıkarttığımızı kullanacağım. Dediniz ki toplamların alabileceği en büyük değer. O zaman Vural hocam ne demişti? Birbirine yakınlaştırmaya çalış sayıları. 21 çift olmadığı için 2'ye bölemiyorum. O zaman 10'a 11 seçeyim. Birbirine Güzel. Çok yakın seçtim. Bir de en uzak seç. Ama bu sefer 1'i seçmeyeceğim. Doğal sayı dediniz. O zaman bir tanesini 0, bir tanesini 21 seçebilirim. Çarpımların alabileceği en büyük değer 110 olurken çarpımların alabileceği en küçük değer 0 olacaktı bu sefer. Çift sayı olsaydı, 22 olsaydı o zaman 11'i 11 alabilirdim. Doğru. Birbirinden farklı demedim müddetçe. 121. Şimdi burada size küçük bir trik vereceğim. ÖSYM öğrenciyi yanıltmayı sever. Gireceğiniz denemelerde de sizi yanıltıcı sorular gelecektir. Sayı türü belirtmemiş. X artı Y eşittir 13 demiş. X çarpı Y en çok kaç olur? Öğrencinin aklına direkt 42 geliyor. Neden? Hoca bana demişti ki sayıları birbirine en yakın halde al. Ancak sayı türünü vermemiş. Reel sayı alabilirim. Rasyonel sayı alabilirsin. Ve bunların en yakın hali nedir biliyor musun? 13/2'ye 13/2'dir. Eğer özür diliyorum sayı türünü belirtmediyse o zaman en yüksek değer kaç çıkar biliyor musunuz? 169/4. Yani 42,25. Bakın biz az önce 42 bulmuştuk. Şimdi biraz daha fazla bulduk. O yüzden Engin hocamızın söylediği gibi bir sorunun başında verdiği sayı grubu çok önemlidir. Soruyu değiştirebilir. Sen çöz istersen bunu da. Hadi ben çözeyim. Kolay buldum galiba. A ve B doğal sayılar A artı 14 bölü B'nin 18 olduğunu söylüyor. Olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır? Şuraya çöz, buraya bana bırak. Nereye çözeyim? Sağa mı sola mı? Sağa. Peki hocam ben şöyle söylemek istiyorum. İlk önce soruyu bir daha yazıyorum. A artı 14 bölü B. Hı hı. O da işte 18. Bir kez daha paylaşıyorum. Sorunun kökü, tanım kümeleri birbirinden farklı mı değil mi? Çok çok önemli. A nasıl bir sayı? Tam sayı. Tam sayı, doğal sayı. Doğal sayı. Doğal sayıyla sonucun bir doğal sayı olması için 14 bölü B'nin nasıl olması lazım? Doğal sayı olması Yani 14 bölü 5 diyebilir miyim mesela? Diyemez. Ya buradaki B'lerin biraz daha özel olması lazım. Doğru mu? 14'ü bölmesi lazım. Çok iyi nokta atışı. B'ler sıradan sayılar değildir. B'ler 14'ü bölen sayılardır. 14'ü bölen sayılar 1, 2, 7, 14. Bitti. Özür diliyorum. Burada hemen bir araya gireceğim. Şunu söyleyelim mi öğrencilerimize? Öğrenciler neden A'ya değer vermeye başlamıyoruz? Neden şöyle yapmıyoruz? Genellikle burada takılıyorlar. Çünkü burada sınırlayan değer bizi B'nin 14'e bölme, 14'ün B'yi bölmesiyle ortaya çıkacak sayının doğal sayı olması gerekliliği. Bu yüzden Engin hocamız da direkt olarak ya buraya bakmıyor. A'dan da hareket edersen ama çok uzun sürer. A ve B doğal sayı. 0 veririm, bu tarafa atarım. 14 bölü B 18 olur mu? B'ye 1 verdim. 14 ile 4'ü toplarım. B'ye 2 verdim. 7 ile 11'i toplarım. Hı hı. B'ye 7 verdim. Şu anda sen bir tespit yapıyorsun bu esnada. Hı hı. 7 verdiğim zaman 14 bölü 7'den 2, 16 oldu. Vural hocam diyor ki toplarsam 5'ti. Toplarsam 13'tü. Toplarsam 23'tü. Ve büyüyor toplamlar. Hı hı. Toplamların en az olmasını istiyorsam demek ki şu değer benim için yeterli.
14 vermeme gerek yokmuş demek ki. Doğru, A artı B toplamı en az 5 olur. Tabii burada bazen belli bir noktaya kadar gidip daha sonra geri dönebilir ama 14 verdiğimizde de yine büyük bir değer alacağımızı gördük. O yüzden evet, burada durdurabiliriz. Peki A'nın alabileceği en büyük değer soruluyor. Şimdi Engin Hocam siz burada gayet kolay değer verebildiniz. Buradaki mantığını lütfen iyi anlamaya çalışın. Çünkü temel kavramlardaki en büyük sorun budur. Özellikle bu tarzı özel sorularda ne yapacağını bilemez öğrenci çok uğraşır. Nasıl değer verdin? Dedin ki B'yi B'nin 14'ü bölmesi gerekiyor. Hı-hı. Ancak burada öyle bir durum yok. Neden yok biliyor musun? 2 tane A var, 2 tane B var. Değer verirken işim karışacak. Sıkıntı. Bu nedenle öncelikli olarak benden A'yı mı istiyor? A'yı yalnız bırakmaya çalışacağım. Hı-hı. A çarpı B. Dağılma özelliği 10A artı 10B. 10A'yı bu tarafa atarsak AB eksi 10A eşittir 10B. A parantezinde B eksi 10 eşittir 10B. Bakın buraya kadar geldim. Ve son olarak her tarafı B eksi 10'a bölüyorum. Bitti. A'yı istediği için A'yı yalnız bıraktınız. Evet. A'yı, yani B'yi de yalnız bırakabilirdim bu arada. Neden? Bazen tam tersi durum var da. Bu biraz tecrübeyle alakalı. Zaman içerisinde göreceksiniz. B eksi 10. Problem var mı? Süper yapıyorsun. Şimdi A'nın en büyük değerini istiyor ve A'nın bir rasyonel, karşı tarafta rasyonel bir ifade olduğunu görüyorum. Rasyonel ifadelerde payda kaç olursa sayı büyük. Küçülmesi lazım. Evet. Paydayı 1 yaparsanız bu sayının maksimum değerini elde edersiniz. Paydayı 1 yapmak için B'ye 11 veriyorum. Bakın. 110 bölü 1'den A kaç çıktı? A'nın olabileceği en büyük değer. Hocam peki burayı 2 yapsaydık burası da büyürdü. 2 yapsaydınız B'ye 12 mi vermeniz lazım? Aşağısı 2. B'ye 12 verdiniz. 120. Çünkü yukarısı 120. Şimdi 120'yi 2'ye böleceksin. Sayı küçülür. Ya da 130'u 3 böl, 140'ı 4'e böl gibi durumlar. Giderek küçülen bir sayı silsilesi. Doğru cevap 110. Bu bir. Tamam alabiliriz Engin Hocam. Bir de şu soru tarzını özellikle göstermek istiyorum. Sayısal öğrencilerin sevdiği ya da matematikte başarılı öğrencinin sevdiği ama yöntemde biraz uğraştıkları bir soru. Bakın 3A artı 5B eşittir 45. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Dikkat ederseniz toplamları sabit olan bir değer var. Önemli. Toplamları sabitse bu sayılardan biri artarken diğeri biraz azalacak. Azalacak. Başka türlü olmaz. Ve siz bu artış azalıştaki oradaki mantığı yakalarsanız çorap söküğü gibi gelecek. Çat çat yazarsınız. Kesinlikle. Doğal sayı var mı diyor. O zaman ben genellikle kat sayısı büyük olandan değer vermeye başlıyorum. Sonuca daha çabuk ulaştığım için. B'ye 0 verelim. B'ye 0 verirsek 5 kere 0 15. 15. Devam edelim. B'ye 1 verirsem 5, 40 olmayacak. B'ye 2 verelim. 10, 10 35. 35. B'ye 3 verelim. Önemli. 15, 30, 10. Değil mi? 4 ver. İşte sayısal ya da işler başarılı öğrencilerin yaptığı bu. Ama farkında mısınız? Biraz uzun sürecek. Dikkat. Arttırma azaltma dediğimiz bir metot vardır. İlk değerleri yakaladınız mı? Evet. Büyük olan sayıyı çaprazdaki kadar beşer beşer azaltın. Küçük olan sayıyı da çaprazdaki kadar üçer üçer arttırın. 6, 9. Bitti. Evet. A'nın alacağı değerler 15, 15, 0. B'nin alacağı değerler 0, 3, 6, 9. Deneyelim mi? Mesela 5'e 6 sağlıyor mu? 15, 30, 45. Sağlıyor. O zaman sorun yok. Ha unutmayın. Önce büyük olanı küçültün ki nerede durmanız gerektiğini bilin. Güzel. Küçük olanı büyütmeye başladığınızda sonsuza kadar gidersiniz çünkü. Ve bu sayıyı adedince burada da sayı üreteceksiniz bu kadar. Hadi daha zorunu yapalım. 3x artı 2. 7y eşittir 89. Gıcık bir sayı. Buyurun Engin Hocam. Doğal sayı var olsunlar bunlar. Şimdi eğer y'ye 0 verirsem 89'u çarp bölünmez. Ha ama ilk değeri yakalamak zorundasınız. Ve biraz uğraştırabilir bu. Kat sayısı büyük olandan devam edelim. 7'ye bölünür müydü? Bölünmüyor. Tamam. 2, 1 verelim. Kat sayısına 1 verdik. 7 kere 1, 7, 89'dan 7 çıktı. 82. Gene bölünmüyor. 2 verelim. Teşekkür ederim. Böyle rica ederim. 7 kere 2, 14. 14 çıkarttınız. 75. 75, 25. Bir saniye. Neden böyle bir soru verdim? Çünkü en fazla 3 tane deneyeceksiniz bunun kat sayısı kadar. Ha, daha güzel. Fazla denemeyeceksiniz. Yeter ki denemeye yani inatla devam edin. Sorun burada zaten. Şimdi 2 verdim ya. Artık ben 2'nin çaprazında kaç var? 3. Demek ki bunu 3 arttıracağım. Bunu 3 arttıracağım. Bunu 3 arttıracağım. Ama biz ne dedik çocuklara? Ne dedik? Büyükten başlayın ki nerede tamam, durmanız gerektiğini. Tamam bunu 7 azaltacağım. Evet. Özür dilerim. Bunu 7 azalttım. 25'i 7 azalttım. 18. 18.
7 azalttım 11. 7 azalttım 4. 7 azaltamadım. Bitti. Burada kaldı. Demek ki X'in alacağı 4 değer var. Y'nin alacağı 4 değer var. Ha, sizden şunu isteyebilir. X artı Y toplamının alabileceği en küçük değer 15. En yüksek değer 27. Kaç değer alır gibi bir sürü soru tipi var. Buyurun. Evet. K, L, M, N birer doğal sayı. Verilen ifadede K eksi N farkı. Ve cevap şıkları L cinsinden. Alt alta toplamalarda ben hep zorlanıyorum. O yüzden bunu yani yan yana yazarım. K artı L, M'ye eşit. L artı M, N'ye eşit. Kimle işimiz yok? K ve N var. Cevap şıkları L cinsinden. Burada fazlalık kim? M. M. M o zaman M gitsin. Şimdi dikkat edersen Engin Hocam. M'ler zıt taraflarda mı? Bu M'yi alıp buraya ne koyalım mı? Yok. İki tarafı toplayacağım. Peki teşekkür ederim. 2L artı M eşittir M artı N. Neden? Tamam. Birbirini götüreceğini gördüm. Evet. K'yı diğer, pardon. K eksini. N'yi bu tarafa atın. 2L'yi karşı tarafa atın. Evet. Buradaki kazanımı söylüyorum. 1. Böyle verilen ifadeleri genellikle yan yana yazarız. Görmek daha kolay oluyor. Bu bir. İkincisi, Engin Hoca'nın söylediği çok önemli bir şey. Neye ihtiyacımız yok? M'ye. Evet. M'yi yok ederim. M'yi burada yerine yazabilirdik. Ya da taraf tarafa topladığımda M'lerin gideceğini gördüm. Ama M'den kurtulmam lazım. Harika. Verilen şekil 9 ayrı kareden oluşmaktadır. 1'den 9'a kadar olan sayıları her satır, sütun ve köşegenler üzerindeki sayıların toplamları eşit olacak şekilde yazılacaktır. Hı hı. Görüldüğü gibi bazı yerlerde verilmiştir. Bu minvalde a artı b eksi c ifadesinin değeri kaçtır? Eğer minik bir metot biliyorsak soru kolay. Hı hı. Bilmiyorsak yine kolay ama uğraştırıcı. Ama düşünmemiz lazım. 1'den 9'a evet. kadar olanlar yazılacak ve bütün bu sütunlar eşit. 1 artı, 2 artı, 3 artı, 9. Aslında arkadaşlarım ben rakamların toplamlarını bilmesini istiyorum. Hı hı. 45 olduğunu bilmeleri istiyorum. Ama 9 çarpı 10 bölü 2 Gauss yönteminden de 1'den n'e kadar olan sayıların toplamının n çarpı n artı 1 bölü 2'den dolayı 45 olduğunu biliyorum. Yani bunu topladığımız zaman kaç yapacak? 45. 45. Önemli olan şu var. Satırların, sütunların ve köşegenlerin toplamları birbirine eşitse demek ki şunun toplamı 45 mi yapacakmış? Hı hı. Ve bu birbirine eşit miymiş? Evet. Sorarım size. Bu toplam kaçtır? 3 eşit parçaya bölünmek zorunda. 3 satır var. 15, 15, harika. 15 ya da 15, 15, 15. Başka türlü olamaz. Şu yok. Üçünün toplamı 15, 15, hatta, 15 diye gitmek zorunda. Şurası da 15. 4, 5, 9, 9 6, 6, 6, 7, 13. 13, 2. 2, 5, 8. 8, 6, 14, 1, 1, 5, 6, 9. O zaman ABC değerlerini bulmuş olduk. Şuraya da kaç kaldıysa artık 7, 5, 12, 3 kaldı. Bizden istediği 9, A, 2, 1 yani 10 olacaktır. Bu tarz satırlı sütunlu işlemlerde bu toplam yöntemini arkadaşlar lütfen kullanın. Evet, yeni nesil sorular biliyorsunuz artık sıklıkla yer alıyor. Burada da bol miktarda yeni nesil soru var. Yandaki şekilde verilen ifadede n değeri x artı y ile x çarpı y arasında herhangi biri olmaktadır diyor. Sınırlar dahil. Bunu bir yazalım mı? Basit şeklinde. Mesela n, tabii hangisi büyük hangisi küçük evet. bilemiyorum ama x artı y ile x çarpı y aralığında olacak ya da diyor. Tam tersi. Mesela buradaki a sayısı 2 ile 3, 5 ile 6 aralığında. Evet, güzel. Yani ya 5 olacak ya 6. Evet. Bu durumda 13 sayısı diyelim ki 5. 13 sayısı 5 artı B ile 5B arasında veya 6 artı B ile 6B arasında. Doğru mu? B'nin alabileceği en büyük ve en küçük. Bu yerleşmez mi? Şimdi bakalım. Yer değiştirebilir tamam. bilemiyorum ama B birden farklıysa olmayacaktır. Diğer türlü evet. her halükarda bu şart sağlanıyor. Şimdi bu kurala göre hareket ettim. N sayısı x artı y ile x çarpı y arasında. Tamam. Bu durumda A sayısı ya 5 olacak ya 6. Tamam. 5 olursa 13 sayısı 5 artı şunları da yazabilirim aslında. 13 sayısı 5 artı B ile 5B ya da 6 artı B ile 6B arasında. Hadi B sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulalım. Buradan yola çıkalım. B'ye 2 versek olmaz. Eşitlik de var doğru. B'ye 3 verebiliyoruz ama Engin Hocam gördün mü? 3 verebiliyorum. En az 3 oldu. Tamam. 4 verebilirim, 5 verebilirim. 8. 8 verebilirim. Eşitlik olduğu için en çok da 8 oldu. B'ye 3'ten 8'e kadar değerleri verebildim. 8 verdiğimde 13 ile 40 ve 13 bu aralıkta eşitlik olduğu için.
Devam edelim. B'ye bir alt tarafa geçelim bu sefer. Hı hı. Yine verebileceğim en küçük değer yine 3. Neden? Buranın 13'ten büyük olması için. Hı hı hı. 3'ten başlayacak. En büyük değer bu sefer 7. 7. 7'ye kadar gelecek. Dolayısıyla 3 ile 8 arabı, 3 ile 7 arabında B'nin alacağı en küçük değer 3, en büyük değer 8. Doğru cevap 11 olacaktır. Güzel soru. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Bir tane daha yeni nesil soru. Of. Cep telefonunda bulunan bir strateji oyunu için oyuncu yukarıdaki figürleri arkadaşlarından alabilmektedir. Bu figürleri savaş meydanına yerleştirecek olan oyuncunun en fazla 40 birimlik hakkı var. Can oyun arkadaşlarından okçu, süvari ve ejderha figürlerinden istedikleri kadar göndererek savaş meydanını doldurmalarını istemiştir. Okçu 2 birim, X diyelim, Y diyelim, Z diyelim Engin hocam. Bu her biri için 2 birim geldiğine göre 2X. Evet. Her biri için 8 birim geldiğine göre 8Y, 12Z. Dolduracakları için kaça eşit bu? 40'a. Şimdi bu şartı sağlayan kaç tane X, Y, Z üçlüsü var bunu arayacağım. Evet. Sadeleştireyim mi ilk önce? Lütfen. X artı 4Y, yalvarmana gerek yok sadeleştir de sadeleştiririm. 20'ye eşit. Çok fazla bilinmeyen var. Çok fazla bilinmeyen var ama şu şekilde basitleştirebilirsiniz. Kat sayısı büyük olana değer vermeye başlayın. Z'ye 0 verelim. Tamam. Z'ye 0 verdiğimizde X artı 4Y 20 mi? Yes. Bak şimdi. 0'a 20. Ha yapmıştık az önce. Arttırma azaltma metodu. 16. 4'er 4'er azalt. 16, 12. Nokta 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 nokta. 8, 4, 0. Ya da birer birer artacak bu. Hı-hı. Yani 6. Z 0 olduğunda bunun alabileceği 6 tane mi değer var? 6 taneyi kenara yazdım. Daha sonra Z'ye 1 verelim. Ondan. Şu anda 6 farklı strateji uygulayabiliyoruz. Seçebiliyoruz. 6 farklı durum var. Z'ye 1'i verdiğimizde X artı 4Y eşittir 14. Yanısını yapalım. 0'a 14. Bunu 4'er 4'er azalt. 10, 6, 2. Bunu arttırmama tamam. gerek yok. Z'ye 1'i verdiğimde 4 tane durumda burada mı var? Güzel. Aslında bir mantık kavuştu gibi ama yine de yazalım biz. Z'ye 2 verdiğimizde X artı 4Y eşittir kaç olacaktır? 2, 8. 8. O zaman bu 0'a 8, 4, 0. 0. 3 durum mu? İyi ki de mantığı unutmuşuz İki, yani. 2 durum az da. Z'ye 0 verdiğimizde 1, pardon 6 tane. Z'ye 1 verdiğimizde 4 tane. Z'ye 2 verdiğimizde 3 tane durum ortaya çıktı. Z'ye 3 verelim. Son olarak buraya yazacağım. X artı 4Y eşittir. Z'ye 3 verdiğimiz için 2 ki bu tek durumda olur 0'a 2. Bir. Yani 1 durum var. 6, 10, 13, 14 tane toplam durum vardır. Bu strateji dağılımı 14 şekilde yapılabilir. Z'ye 4 veremiyoruz dikkat. Tabii Z'ye 4 verirsek artık X artı 4Y toplamı negatif olur. Engin hocam şunu da özellikle söyleyelim bu öğrencilerimize. İfadelerde hep temel kavramlar kısmında özellikle deneme yanılma, deneme evet. yanılma. Hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım. Sakın ha buradan kaçmayın. Ve artık son örneğimiz. Matematik dünyasında henüz ispatlanamayan hipotezler vardır. Bunlardan bir tanesi de 2 dışındaki her pozitif çift tam sayı 2 asal sayının toplamına eşittir. Evet. Mesela 10, 3 ile 7'nin toplamı. 5 ile 5 de olabilir. Mesela 12, 5 ile 7 evet. gibi. Toplamları yukarıdaki 4 asal sayıdan ikisinin toplamı olan. Tüm pozitif çift sayıların toplamı 78'miş. Mesela 3 ile 5'in toplamı 8. Hı hı. 3 ile 7'nin toplamı 10. 3 ile x'in toplamı 3 artı, 3 artı x. Evet. 3 ile 5'in toplamından ortaya çıkan pozitif çift sayı 8. 3 ile 7'den 10. 10. 3 ile x'den x artı 3 bilmiyorum. Ondan sonra 5 ile 7'den 12. 5 artı x. 5 artı x. 7 artı x. 7 artı x. Başka da bunların hepsinin toplamı kaçmış? 78. 78'miş. Hadi hesaplıyorum. 2... 3x, 7, 24, 34, 42, 45 mi oluyor? Hı hı. 78. Hep 3'e böldük. 3x eşittir 33, x eşittir 11 olacak. Güzel. Evet, güzel sorulardı. Bilhassa son birkaç soru uğraştırıcıydı. Ama ÖSYM bunu seviyor. Sizler, 1. Kanalı takipte kalıyorsunuz. Beğendiğiniz videoyu hemen like'ı basıyorsunuz. Eğer kanala henüz abone değilseniz gelecek olan videolardan haberdar olmak için hemen abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.